Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel iki ipim var, bununla başlayacağım. Açık renk olan ipim, yani düz renk olan Himalaya'nın bebeğini. Diğer ipim ise şöyle göstereyim, sardım. Kiloyla aldığım çile halinde bir ip. Şöyle. Batik bir ip. Bunun ikisiyle harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 1 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle ilmeklerimi tam çıkartıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardıktan sonra şöyle 3 sıra haroşa lastik yaptım. Küçük bir parça şöyle hazırladım. Şu anda şişimde 19 ilmeğim var. 19 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Model kurulumuna geçmeden önce lastiği yaptığımız iple, yani açık renk olan ipimizle ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek devam edelim. Daha sonra ikinci rengimize geçeceğiz. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıramı tamamladım. Arka yüzüne geçtim. Bir sıra ters öreceğim. Burada bu iki sırayla bir zemin hazırladık. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, iki sıramı tamamladım. Bakın şu şekilde şöyle iki sıramı tamamladım. Şimdi renk değiştireceğim burada. İlmeğimin yönünü değiştirdim. Diğer rengimi aldım. İpimi düğümledim. İkinci rengimi. Şöyle. Şimdi bununla devam edeceğim. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örerek devam ediyorum. İki sıra renkli ipimizle ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek devam ediyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, bakın iki sırayı tamamladık.
Tekrar açık renk ipimize geçiyoruz burada. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ipimi arka tarafa aldım. Açık renk ipimle önce kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. Üçüncü ilmeğe gelince bu renkli ördüğüm ilmeği bıraktım. 2 kez söküyoruz bunu. Bakın renkli ördüğümüz 2 sırayı söktüm. Tekrar ilmeğimi şişime aldım. Sol şişime taktım. Üste diğer 1-2 ilmekte şu iplerim var. Bunun üçünü bir alarak düz ördüm. Burada sökme işlemi yaptık. Devamında 2 ilmek düz ördüm. Üçüncü ilmeği bıraktım şişimden. 1 ve 2. 2 sırayı sökmüş oldum. İlmeğimi aldım. Şöyle alttan tekrar sol şişime taktım. Ve bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. 2 düz ilmek. Arada 2 tane örüyoruz. Üçüncü ilmeği 2 sıra söküyoruz. Şu renkli ördüğümüz 2 sırayı söktüm. Aldım tekrar sol şişime ve düz olarak ördüm. 1-2 ilmek düz ördüm. Bıraktım. 2 sıra söktüm. Tekrar bu ilmeğimi aldım ve düz ördüm. 2 ilmek düz. 3. ilmeği bıraktım. 2 sıra söktüm. Ve ilmeğimi aldım sol şişime. Üstüne de şu 2 sırada söktüğüm ipleri alıyorum. Hepsini bir toplayarak düz örelim. Kenarda 2 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin hepsini ters örerek devam ediyorum. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Daha sonraki model kurulumlarında bir ilmek öne kaydıracağız. Sağa doğru bir ilmek önden sökme işlemi yapacağız. Aynı ilmeği değil, bir öncekini yani. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi tekrar renkli ipime geçtim. Renkli ipimi aldım burada. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. İkinci kez kuruyoruz modeli. Bütün ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimin hepsini düz ördüm. İkinci sıra arka yüzünde yapacağım işlem. Bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Yine renkli ipteyiz. 2 sıra açık renk düz renk ipimizle, 2 sıra da batik olan ipimizle örülüyor model. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız ama modeli hep her model kurulumunda bir ilmek öne kaydırarak. Şimdi o kaydırmayı göstereceğim size. İkinci sıramı da tamamladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi açık renk ipimize geçeceğiz. Şurada şöyle iplerim çok dolaşmasın. O yüzden çevirdim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. İpimi değiştirdim. Açık renk ipime geçtim.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sırada bir ilmek ördüm. Bakın. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Burada bakın sökme işlemi yapmıştık. 2 ilmek düz ördükten sonra sökme işlemi yapmıştık. İkinci model kurulumunda bir öne kaydıracağız. Bunu değil, bir öndekini şimdi sökme işlemi yapacağız. Demek istediğim buydu arkadaşlar. Bu modelde sadece buna dikkat edeceksiniz. Her şöyle 3. sırada bir ilmek önden sökme işlemi yapılacak. Söktüm 2 sıra ve ilmeğimi tekrar düz ördüm. Devamında 2 ilmek düz ördüm. Modeli bakın kaydırmış olduk. Bir öncekinde bunu sökmüştük. Şimdi bir önceki ilmeği yapıyoruz. Aldım, bıraktım ilmeğimi. 2 sırasını söktüm. Tekrar aldım. Ve hepsini birlikte şöyle toplayarak düz ördüm. Devamında 2 ilmek düz. İki ilmeği söktüm. Yani iki sırayı söktüm. İlmeğimi aldım. Hepsini bir şöyle topladım ve düz ördüm. İki ilmek düz ördüm. Bir ilmeği bıraktım. İki sırasını söktüm. Ve tekrar şişimi aldım. Hepsini bir düz örerek topladım. Bir, iki düz ördüm. Şöyle bıraktım. Hepsini geri topladım. Düz ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Şimdi kenar ilmeğinden öncekini sökeceğiz. Ona denk geldi. 1 2 ilmek burada söktüm. Yani 2 sırayı tekrar ilmeğimi aldım ve düz örerek topladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım modeli kaydırarak. Arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli iki kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın şöyle. İsterseniz bir kez daha kurayım, hemen size göstereyim. Ben şimdi renkli ipimle ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek geliyorum. İki sıramı tamamladım. Bakın birinci sıra ve ikinci sırayı tamamladım. Şimdi tekrar açık renk ipimize geçerek ilmek kaydırmayı göstereceğim burada. Kenar ilmeğimi şöyle renk değiştirdiğim için ördüm. Şimdi bir öncekinde burada sökme işlemi yapmıştık. Şimdi bir önüne geçeceğiz. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimizi sökme işlemi yapıyoruz. Bakın bir ilmek öne kaydırmış olduk. Şöyle iki sırayı söktüm. Tekrar şişimi aldım. Ve üzerine de diğer söktüğüm iplerimi aldım ve ikisini üçlü bir düz ördüm. Topladım yani şöyle. Devamında 2 ilmek düz ördüm. Bakın kaydırdık burada. Buradaydı. Bir öne kaydırmış olduk. 2 ilmek düz ördükten sonra 3. ilmeğimi söküyorum. Bıraktım ve söktüm 2 sıra. Tekrar aldım ve düz ördüm. Bir ilmek öne kaydırmış oldum. 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmeği bıraktım. 3. ilmeği söktüm 2 sıra. Tekrar açık rengi gelince aldım şişime ve düz ördüm. 2 ilmek düz. Sıradaki ilmeği 2 sıra söktüm. Açık rengi gelince aldım ve düz ördüm.
2 ilmek düz ördüm. 3. ilmeğimi söktüm. 2 sıra renklileri söktüm. Açık rengi gelince aldım şişime ve düz ördüm. Bakın modeli yine 1 ilmek öne kaydırmış olduk. Şimdi bu ilmeğimi söküyorum. Model böyle devam ediyor. Bu sırayı da size göstermek istedim. Kaydırma işlemi daha iyi anlaşılır olsun diye. Arka yüzünde ilmeklerimizi ters öreceğiz. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Bakın gayet güzel, şöyle gösterişli bir model oldu. Batik iple de gayet güzel. Şöyle bakın, bir parçada daha önce örmüştüm. Aynı size gösterdiğim iple yaptım bunu. Şu batik ipim vardı ya, çile halinde şöyle. Onu sardım ve bu şekilde kullandım. Şöyle göstereyim tekrar. İpim buydu arkadaşlar. Şöyle bir desen oluştu bu renklerle. Evet, modelin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Modelin arka yüzü şöyle. Modeli her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, atkı, bere yapımında, çanta yapımında, dekoratif yastık olarak yapabilirsiniz. Bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Bakın şöyle renkli iplerle harika olur bence. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.